LGBT artıların gündemine, LGBT artıların penceresinden bakan Patika'ya hoş geldiniz. Seçim dönemi ortalıkta çok fazla bildirgeler, vaatler ve bundan sonra ne olacağına dair tartışmalar dönüyor. Bunların içerisinde bu hafta en önemlisi Halkların Demokratik Partisi'nin seçime gireceği Yeşil Sol Parti'nin seçim bildirgesiydi. Bu hafta içerisinde açıklanan bildirgede LGBT artı haklarına dair de çok fazla madde vardı ve Yeşil Sol Parti LGBT artı hakları konusunda çalışacağını bir kez daha vurgulamış oldu. Bugünkü programımızda HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'yla bu bildirgeyi ve siyaset gündemindeki başlıkları değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Dilerseniz direkt bildirgeyle başlayayım. Bu bildirgede LGBT artı hakları ayrı bir başlıkta yer almasa da birçok başlığın içerisinde yer alıyor ve burada onların seçim stratejisi kadınların ve LGBT artıların hayatına ve haklarına saldırmaksa bizimki ise insan onuru diye HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Yüksek Dağ'ın mesajı okundu. Ardından da bildirgeye geçilmişti. İlk olarak LGBT artıların ihtiyaç amaçlı sağlık hizmet ve harcamalarının kamusal olarak karşılanmasına dair bir vaat var. Yeşil Sol Parti'nin bu bildirgesi hazırlanırken özellikle sağlık alanında neleri gözeterek böyle bir politika ortaya çıkardınız? Şimdi yani birçok alanda ayrımcılık gerçekten söz konusu. Fakat sağlık alanında da zaten aslında LGBT artılar yokmuş gibi davranıldığı için, olmasalar mümkünse gibi davranıldığı için o alanda da tamamen görmezden geliniyor. Özellikle trans bireylerin cinsiyet değiştirme ve bununla ilgili süreçlerinin kamusal hizmet olarak sunulması ve ücretsiz karşılanması başlıklardan bir tanesi. Yani bu sağlık alanında olması gerekenlerden. Onun dışında çeşitli hastalıklarda işte ne bileyim aşı söz konusu olduğunda, önlemler söz konusu olduğunda yapılması gerekenler var. Bunlar da hep yok sayılan ve görmezden gelinen şeylerdi. Bunların hani teknik olarak tek tek belki şu anda sıralayamayacağım tam olarak ne olduğunu, hangi başlıklar için özellikle olduğunu ama şu anda aklıma gelenler bunlar. Yani özel olarak aslında sağlık hizmetlerinin herkes için ücretsiz olması, şimdi ücretsiz olduğunu iddia ediyorlar ama öyle değil. Yani bunu kendi yakınlarımızdan da görüyoruz. Ödenen ilaç paralarıyla, alınan işte katkı paylarıyla, şunlarla bunlarla ya da ne kadar zaman sonraya alınan randevularla işte MR olsun, tomografi olsun, başka şeyler olsun. Ama bunun dışında özellikle LGBT artılar açısından da sağlık problemlerinin çözülebilmesi için bu hizmetlerin ücretsiz sunulmasına yönelik bir yaklaşımımız var ve dediğim gibi trans bireylerin cinsiyet değişikliği taleplerinin de aynı şekilde ücretsiz olarak gerçekleştirilebilmesi için. Bildirde tabii bir yandan İstanbul Sözleşmesi'ne de çok yoğun bir vurgu var. Yani bütün seyircilerimiz elbette hakimdir ama bilmeyenler için İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması sürecinde hükümetin Cumhurbaşkanlığı nezdinde gerekçesi eşcinselliği meşrulaştırdığı gibi bir ifadeydi. Buna karşılık Yeşil Sol Parti'nin bildirgesinde AKP iktidarının cinsiyetçi politikalarına karşı İstanbul Sözleşmesi'ni geri getirme adımı yer alıyor. Yani İstanbul Sözleşmesi Türkiye'de kadınlar ve LGBT artılar için ne anlam taşıyordu ve sözleşme kaldırıldığından beri ne gibi sorunları gözlemleyebiliyorsunuz? Şimdi İstanbul Sözleşmesi'nden aslında çekilmelerinin nedeni bir yandan küçük oy hesaplarıyla kendi bekalarıydı. Gerçekten aslında şu anda işte Hüdapar'la yaptıkları anlaşma, yeniden Refah Partisi'nin söylemleri 6284'e yönelmeleri falan bunlar da aynı şekilde yine erkeklerin özellikle kendi bekaları için yaptıkları tartışma.
tartışmalar, tartışma bile diyemeyeceğim, spekülasyonlar aslında. Yani nafaka ile ilgili de var aynı söylemler. Sanki Türkiye'de süresiz nafaka varmış. Kadınlar da işte nafaka hakkından çok güzel yararlanıyormuş. Ömür boyu da refah içerisinde yaşıyorlar ve bu süresiz nafakayı alıyorlarmış gibi bir spekülasyon. Yani bunlar da daha önceden de vardı. Küçük küçük erkek grupları bunları ortaya atan, aslında Türkiye'de ne süresiz nafaka var ne de kadınların aldıkları nafakalar kendi yaşamlarını sağlayabilecek düzeyde. Yani 500-600 liralık nafakalardan bahsediyoruz. Bunlar tahsil bile edilemiyor. Süresiz nafaka da yok. Çünkü gerçekten bir taraf hali refah içerisinde olursa diğer taraf dava açar ve o nafakanın kaldırılmasını ister, nafaka da kaldırılır. Yani dolayısıyla sadece kadınlar için süresiz nafaka diye de bir şey yok. İstanbul Sözleşmesi'ne gelince, İstanbul Sözleşmesi uluslararası anlamda gerçekten hem kadınlara hem LGBT artılara hem çocuklara, özellikle kız çocuklarına yönelik şiddeti önlemek konusunda çok ciddi tedbirler getiren bir sözleşmeydi ve sözleşme. Yani şu anda Türkiye çekilmiş olabilir ama sözleşme hala yerli yerinde duruyor. Hatta biz bu çekilmenin hukuksuz olduğunu savunuyoruz ve o yüzden de bir iktidar değişikliğinde onun mutlaka yine hemen yürürlüğe girerek yoluna devam etmesi gerekiyor. Burada aslında sadece o hesapları değil, aynı zamanda şu da vardı. Denetim getiren bir sözleşmeydi İstanbul Sözleşmesi. Yani her kuruma, medya, sağlık, işte Çevre Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Aile Bakanlığı, hangi bakanlık olursa olsun ya da idari kurumlar olsun, idari mekanizmalar olsun, hepsine denetim getiriyordu. Yani siz şiddeti önlemek zorundasınız ve önlemediğiniz takdirde de denetleriz sizi. Yani bundan da sorumlusunuz önlememekten. Aslında Türkiye'de devlet yapısı zaten hiçbir zaman sorumluluk almak üzerine kurulmadı. Dolayısıyla işin bir yanı bu. LGBT artılar açısından baktığımızda o dediğim gibi baştan itibaren aslında yine o küçük hesaplar ve o küçük camiaların yaptığı kara propagandayla sanki İstanbul Sözleşmesi sadece LGBT'lerin haklarını koruyormuş ya da özellikle LGBT olmayı teşvik ediyormuş. Bu ne demekse, yani bunu Süleyman Soylu da söylemişti bir ara. Hatta bütçe görüşmelerinde de ben kendisine bu anlamda bir laf atmıştım. Yani nasıl siz hani ithal edilir bir şey mi zannediyorsunuz? LGBT'leri ya da işte LGBT birey olmayı ithal edilir bir şey mi zannediyorsunuz? Yani bu varoluşu yok saymak zaten son yıllarda giderek artan bir duruma geldi. Hatırlarsanız en son onur yürüyüşünü gerçekten hani yapabildiğimiz, hani Taksim'den şeye, tünele kadar yürüyebildiğimiz, biz vekillerin de olduğu bir onur yürüyüşüydü ve orada biraz fırtınalar kopararak yapmıştık. Ondan sonrasında her türlü engelleme her sene daha da fazla arttı. Kadınlara karşı da arttı. Yani 8 Mart'larda, 25 Kasım'larda da arttı. Bir yandan da hem o hesapları hem giderek muhafazakarlaşma ve bir kesimi hem yok sayma hem de nefret suçu işleme, aslında sadece yok sayma değil, aynı zamanda bütün bunları bir yargılama konusu yapmamız mümkün ki bundan sonrasında yapacağız. Yani bildirgemizde bu da var. Her türlü nefret suçunun bundan sonrasında hakaret, ötekileştirme, nefret suçu anlamına gelebilecek sözcük, deyim, atasözlerinin dilden, söylemden çıkarılması için çalışmalar yapacağımızı da ifade ediyoruz. İnanç özgürlüğü başlığında, mesela medya başlığında da yine geleneksel ve sosyal medyadaki her türlü nefret dilinin önüne geçeceğimizi ifade ediyoruz. Ama bunun dışında aynı zamanda
Burada doğaya, kadınlara, çocuklara, engellilere, LGBT artılara yönelik suçlar ile ayrımcılık ve ırkçılık suçlarında siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve derneklerin taraf ehliyetini, dava açma hakkını güvence altına alan düzenlemeler yapacağımızı da ifade ediyoruz. Yani bütün bunları gerçekten gerçekleştirebileceğimiz bir Türkiye hayal ediyoruz. Sadece hayal etmiyoruz aslında. Ben bunun hakikaten olacağına inanıyorum. Çünkü bunca yıllık mücadelemiz var. Yani sizlerin de hepimizin birlikte bunca yıllık mücadelesi var. Eksiklerimiz oldu. Yani özellikle bunu ifade etmek isterim. LGBT artılar konusunda eksiklerimiz oldu. Parti olarak da hala da olduğunu düşünüyorum. Hani bunun için de zaman zaman mücadele etmeye gayret ettik. Ama Türkiye'nin o genel işte onur yürüyüşlerinin yasaklanması, kadınların yürüyüşlerinin yasaklanması giderek daha muhafazakarlaşma ve oy hesaplarıyla artık iktidarı kaybedeceğini görerek daha da sertleşme atmosferinin ister istemez tabii bütün partilere de yansımaları var. Yani bunu da kabul etmek lazım. Evet, bu oy hesapları konusunda geçtiğimiz günlerde AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin ve Aile ve Sosyal Politikalar, Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Bakan Derya Yanık'ın bir hedef gösterdiklerini söylediği bir süreçte yaşadık. Daha Evet. öncesinde İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması sürecinde her iki isim de bu sözleşmenin yerli ve milli olmadığını, çünkü LGBT artılarla ilgili bölüm olduğunu, sözleşme gitse de 6200 84'ün LGBT artıları kapsamayan bir kanun olarak hayatta kalacağının garantisini vermişlerdi. Tabii yeniden refahla protokol metninde doğrudan 6284 yer almasa da Hüdapar'ın ve yeniden refahın buna benzer talepleri olduğunu da biliyoruz. Yani burada bu eğilim sadece AKP içerisinde de değil, muhalefette de, yani LGBT artı meselesini biraz geride bırakalım. Kadınların haklarını koruyacak bir düzenlemeler elbette kalsın, ama LGBT artıları bunun dışında tutalım gibi bir eğilim var. Yani LGBT artıları dışarıda tuttuğumuz bir mücadele ne kadar mümkün? Öyle bir kadın mücadelesi mümkün müdür? Veya ataerkiyle, patriarkayla mücadelede LGBT artıları dışarıda bırakmak ne gibi sorunlara yol açar? Ciddi sorunlara yol açar. Yani bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum. O yüzden zaten söyledim bizlerin de eksikleri oldu. Yani başka partilerin de eksikleri var. Böyle daha kıyıdan, kenardan koş da gel şeklinde arada söylemlerle bazı şeyler kotarılmaya çalışılıyor diye düşünüyorum. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'de şöyle bir gerçekliğin de aslında görülmediğini düşünüyorum. Yani bu illa şimdi LGBT'yi artılar HDP'lidir ya da LGBT'yi artılar CHP'lidir ya da MHP'lidir diye bir şey söyleyemezsiniz. Yani her partiden LGBT artılar vardır. Ve gerçekten her partinin de herkesin hakkını ayrımsız olarak savunması gerekir. Yani bir seçime de gidiyorsak sonuçta çok hani pragmatik olarak söylersem bir oy potansiyeli olduğunu ve seçmen kitlesi olduğunu da görmesi lazım partilerin. Aynı zamanda böyle bir şey de var. Yani hakkın hukukun ötesine geçtiğimiz zaman o çıkarcı bir yaklaşımla baktığımız zaman da bunu görmeleri lazım. Ama bunun dışında zaten hani bu çıkarcı yaklaşımı bir kenara bırakalım. Gerçekten var olan şey herkesin ayrımsız olarak Türkiye'de haklara sahip olduğudur. Bunun yasalarla güvence altına alındığıdır ki eksikleriyle beraber gerçekten burada az önce de söylediğim daha doğru dürüst düzenlemelerin yapılması lazım. Yeni bir anayasanın yapılması lazım. Ama biz 2002'lerden, 2005'lerden nerelere geldik bugün maalesef? Yani gerçekten kötü, olumsuz bir noktadayız. Bunu herhalde bütün partilerin karnesi açısından da söyleyebilirim Bir çekinmeden. yandan son dönemde Yeniden Refah Partisi ve Hüdapar'ın AKP ile yaptığı pazarlıklarda
Çok eskiden kapanan bir tartışmanın da hortlaması gibi bir durumla karşı karşıyayız. Zinanın suç olarak Evet. tariflenmesi. Yine kulislerde yeniden refah ve Hüdapar'ın talebinin bu olduğu söyleniyor. Siz de yani feminist hareketin önce isimlerinden biri olarak 90'lı yıllar boyunca kanunun değişmesi, zinanın suç olmaktan çıkması için mücadele etmiş isimlerden birisiniz. 99'da nihayetinde kanun değişiyor ama tabii AKP ilk başa geldiği dönemde tekrar deniyor zinayı suç olarak bir şekilde TCK'ya eklemeyi. Kadınların, feministlerin mücadelesiyle yine bunun önüne geçiliyor. Şimdi tekrardan bizi bir zinanın TCK'da suç olarak tanımlanması riski bekliyor mu? Ve bu neye yol açabilir? Valla biz çok ciddi bir mücadele geleneğinden geliyoruz. Yani öyle haklarımızı kolay kolay gasp ettirmeyeceğiz. Yani bize karşı zaten yapılan bu teyakkuzların nedeni de bir yerde sokakta olan hareket olmamız. Yani feminist hareket olarak da. Şimdi sokakta olduğunuz zaman tehlike arz ediyorsunuz otoriter iktidarlar açısından, muhafazakar iktidarlar açısından. Şimdi bu tehlikeyi tabii ki göz ardı edemiyorlar. Ama ne zaman ki bizim herhangi bir hakkımıza yönelik bir gasp hareketi, eğilimi söz konusu olduğunda biz de sokağa çıkmayı biliyoruz ve bunu devam ettireceğiz. Yani bu konuda da herhangi bir geri adım atmayacağız. Ayrıca şeydir yani zinanın biz neden suç olmaktan çıkmasını istedik? Sonuçta bu ceza kanununu ilgilendiren bir şey değil. Yani biz şer'i hukukla yönetilmiyoruz. Aslında burada bir şer'i hukuk arzularını da belirten bir yanı var bunun. Yani o açıdan da bakmak gerekir diye düşünüyorum. Biz dedik ki boşanma nedenidir bu. Yani sonuçta bu ama iki insanın özel hayatı ve onu ilgilendiren bir şeydir ve boşanma nedenidir. Yani kadın veya erkek bunu boşanma nedeni olarak ileri sürebilir ki zaten medeni kanunda da düzenleniyor. Ondan sonra boşanabilirler ama bunun suç olması gerçekten aslında bir yandan da geçen birisinin tweetini görmüştüm. İsterseniz yapın, bu en fazla size zarar verir diye. Bu en fazla erkeklere zarar verecek olan bir şey. Yani Türkiye'de baktığımız zaman bunu yapanlar çoğunlukla erkekler oluyor. Ama biz buna rağmen yani hiçbir hakkı biz bu erkeğe mi yarar, kadına mı yarar, LGBT artıya mı yarar, buna mı yarar diye değerlendirmiyoruz. Bir şeyin gerçekten insan hakları hukuku çerçevesinde baktığımızda suç olup olmayacağını ya da işte kanunda o şekilde yer alıp almayacağını tasnif etmeye çalışıyoruz. Orada da yaptığımız buydu. O nedenle ben bu konuda da geri adım atmayacağız diyorum. Evet, medeni kanun da çok uzun süredir değiştirilmesi gibi bir gündemle anılıyor ve bahsettiğimiz nafaka karşıtı platform, LGBT artı derneklerin kapatılmasını talep eden büyük aile buluşmalarının görünmeyen taleplerinden birisi olarak orada duruyor. Tabii burada bir diğer bildirgede öne çıkan meselelerden birisi ise toplumsal, siyasal ve kültürel alanda her türlü hak ihlali, eşitsizlik ve ayrımcılığı ortadan kaldırma, LGBT artıları hedef alan bu tarz eşitsiz uygulamaları ortadan kaldırma vaadi de var. HDP ve tabii ki Yeşil Sol Parti'nin bu konuda ilerleyen süreçte çalışmaları olacağını öngörmek güç değil. Ama mecliste eşit temsil noktasında ne durumdayız? Önümüzde seçimler var ve adaylar belli olacak ve yanılmıyorsam iki dönem kuralına takılan isimler için esnetilmeyecek. Ve biz mecliste bundan sonra da feminist sesleri, LGBT artı haklarını savunan sesleri görecek miyiz? Evet, ben göreceğimizi düşünüyorum. Ben de olmayacak olanlardan biriyim gelecek dönemde. Ama bunun mücadelesini her zaman veriyoruz. Zaten kadın meclisimiz var ve
Mutlaka ben de bağımsız feminist bir birey olarak geldim, katıldım bu partiye. Aynı şekilde benim gibi başka insanların da olacağını düşünüyorum ben bundan sonrasında. Tabii ki LGBT'ye artılar için aynı şeyi söylemek isterim. Gerçekten başvuran arkadaşlar oldu. Benim de ilettiklerim oldu. Herhangi bir komisyonda ve karar merciğinde değilim. Ama bir arkadaşımız, trans bir arkadaşımız özellikle bunu ifade ederek başvurdu. Biz hani sizlere saygı duyuyoruz. Siz bizim sözümüzü zaman zaman dile getiriyorsunuz. Olabildiğince dile getirmeye çalışıyorsunuz. Ama artık kendi sözümüzü kendimizin söyleme zamanı değil mi diye. Ben de aynı bu sözlerle ilettim açıkçası ve öyle olmasını da umut ediyorum. Evet, 11 Nisan'da adaylar açıklandığında daha net bir tablodan bahsedebiliyor olacağız. Şu anda Yeşil Sol Parti'nin mutabakat komisyonu adaylar üzerine çalışıyor ve 11 Nisan'da belli olacak kimlerin aday oldukları. Bildirgede tabii LGBT artı hakları dışında da çok fazla meselede çok çığır açacak ifadeler var ve bu yüzden de birkaç gündür Yeşil Sol Parti ve HDP iktidar medyasının ve iktidar mensubu milletvekillerinin hedefinde bunlardan biri Diyanet'in kaldırılması talebi. Diyanet'in kaldırılmasının neden kaldıracağını söylüyor Yeşil Sol Parti ve Diyanet neden şu anda sorun yaratan bir kurum halinde? Şimdi bunu zaten ilk defa söylemiyoruz aslında. Daha önce de zaten söylediğimiz şeylerden birisi. Devletin dini olmaz. Yani öyle bir kurum da olmaz bunu organize eden ve bunu yaymaya çalışan. Herkese eşit mesafede durması lazım. Yani bunu en fazla Haklar ve İnançlar Komisyonumuzdan arkadaşlarımız anlatabilirler ama hani ben de dilim döndüğünce ifade edecek olursam tek yani Sünni ve bir mezhebe neredeyse bağlı olan bir şeyden söz ediyoruz. Yani bir Diyanet İşleri Başkanlığı ve bütçesi neredeyse bütün bakanlıkların bütçesinden daha fazla olabilecek bir kurumdan bahsediyoruz. Aynı zamanda hakikaten olur olmadık yerlerde kadınlar aleyhine, LGBT artılar aleyhine açıklamalar yapan, sitesinde kendi web sitesinde o açıklamaları duran, tepkiler olup görülünce zaman zaman onları ortadan kaldırmaya çalışan bir kurumdan söz ediyoruz. Yani burada basbayağı aslında iktidar partisinin bir propaganda aracı gibi çalışıyor. Ve aynı zamanda çok ciddi bir zenginliğe sahip. Yani bu olamaz bir şey. Yani Türkiye'de eğitim bu kadar yoksunken, üstelik de eğitimde de aynı şekilde. Yani biliyorsunuz işte kız çocukları ya da erkek çocukları, küçük çocuklar cemaatlerin, tarikatların yurtlarına mahkum edilmiş durumdalar. Depremde bile bunun örneklerini gördük. Yani şimdi işte Hira Nur Vakfı'nın olayından sonra kurulan komisyonun üyesiyim ben Fatma Kurtulan'la beraber bir dilekçe verdik. Dedik ki bakın geliyorsunuz geliyorsunuz insanları dinliyorsunuz. Ha babam bir takım kurumlar çağırıyorsunuz dinliyorsunuz ama ben daha önceki Aladağ değil. Ensar Vakfı nedeniyle olan Karaman'daki o komisyondaydım aynı zamanda ve çok güzel bir rapor hazırladık. Elimizde koca bir rapor var. Ben yine bu raporu tekrarlamak ve yeni bir rapor hazırlamak istemiyorum. Yani şu anda Hira Nur Vakfı'nda ne oldu, neler oldu? Gidelim biz bunu konuşalım, bunu araştıralım. Bu komisyon bunun için kuruldu. Biz bu dilekçeyi verdiğimizden beri Fatma Vekil'le beraber 2 haftadır komisyon toplanmıyor. Yani burada gerçekten aslında Diyanet'in de o cemaatlerin de vakıfların da etkisini görüyoruz ve bunlar çocukların yaşamlarına mal oluyor. Yani ben bunu sadece din açısından ve onu telkin etmeye çalışan birileri açısından söylemem. Kalkıp da komünizmi ya da ne bileyim işte ülkücülüğü şunu bunu herhangi bir şeyi bir çocuğa telkin etmeye çalışan birileri açısından da söylerim.
Yani insan hakları geleneğinden gelen bir insan olarak benim mantığım bunu gerektirir. Ama şu anda bunun çok ciddi olarak çocuklara zararlı etkilerini, yansımalarını görüyoruz ve Diyanet burada hakikaten aslında bir kurum olarak bunları engellemesi gerekirken, çocukların gerçekten zihin sağlığını, varlığını, yaşam hakkını koruması gerekirken bunları yapmıyor. Yani üstelik de işte bildiğiniz ciddi parasal kaynaklara sahip ve bunları da bunlar lehine kullanmaktan hiç çekinmiyor. Üstelik de Evet. nefret suçları işlemekten de çekinmiyor. Evet, bir yandan da tabii bu bahsi geçen tarikat yapılanmalarının her birini geçtiğimiz yıl LGBT artı düşmanı büyük aile yürüyüşlerini organize ederken gördük. Yani Evet. sokaklara döküldükleri, eşcinselliğin suç olarak tanımlanması ve bütün LGBT artı derneklerin kapatılması gibi talep diyemeyeceğimiz bir takım söylemlerle sokaklara çıktılar. Şu an İstanbul Sözleşmesi sonrası tartışılan bir diğer konu da Lanzarote Sözleşmesi. Yani çocuk istismarının önüne geçmek için olan sözleşme. Tabii Hiranur Vakfı'nın ardından belki rafa kaldırılmış gibi gözükse de iktidar medyasının çok sıklıkla yazdığı bir sözleşme. Bu Lanzarote Sözleşmesi ve çocuk istismarı meselesinde yani Türkiye bu sözleşmenin gereklerini uyguluyor mu? Ve bundan sonrası için hani tekil olayları araştırmak ve önlemenin de ötesinde biz çocuk hakları meselesinde, çocuğun istismardan korunması meselesinde bir takım yapısal değişikliklere ihtiyaç duyuyoruz. Bu değişiklikler neler olabilir? Yani şimdi biz özellikle zaten yıllardır söylüyoruz, kadın bakanlığı kurulmasını istiyoruz, aile vesaire falan değil. Bunun dışında ben de özellikle bununla ilgili kanun teklifi vermiş kaç kez ve önergeler hazırlamış vekillerden biriyim. Çocuk bakanlığı kurulmasını da istiyoruz. Yani bildirgemizde de zaten var gençlik bakanlığı da, çocuk bakanlığı da. Çünkü bunların hepsi devasa konular ve gerçekten öyle bir şeylerin arasına sıkıştırılarak çözülebilecek sorunlar değiller. Lanzarote Sözleşmesi'ni tabii ki uygulanmıyor. Yani eğitimden sağlığa her şeye baktığımız zaman, yani özellikle bu cemaatler, vakıflar bunların sürekli teşvikine baktığımız zaman nasıl uygulandığını söyleyebiliriz. Eğitimde hangi eşitliğin olduğundan bahsedebiliriz mesela normal milli eğitim eğitiminden bahsettiğimiz zaman da ya da sağlıkta gerçekten çocuklar arasında ayrımcılık olmadığını söyleyebilir miyiz? Cezaevlerinde onca çocuk var yani onca gebe kadın var ya da işte kendisi yargılanan çocuklar var. Yani bunlara baktığımızda sözleşmenin uygulandığını söyleyebilir miyiz? Tabii ki hayır. Ama yapmamız gereken şeylerden biri bunların gerçekten münferit bakanlıklar olarak kurulması. Sadece bakanlıklar olarak da değil tabii. Yani meclis komisyonları önemli şeylerdir aslında. Ben Avrupa Konseyi'nde de görev aldım 2 dönem ve gerçekten Avrupa Konseyi'nde komisyonlarda bir kanun teklifi aylarca tartışılır, sonra bir dinlenmeye konulur, ondan sonra tekrar gelinir o komisyonda. Düşünüldükten sonra önerilenler tekrar tartışılır, oylanır o değişikliklerin girip girmeyeceği. Ondan sonra genel kurula getirilir ve oylanır. Şimdi normal olması gereken usul budur. Yani bizdeki gibi yok başçavuşların mermi bilmem nesiyle annelerin süt hakkının aynı torba kanuna konduğu torba kanunlar şeyiyle, curcunasıyla karşı karşıyayız biz yıllardır. Aslında bu komisyonlarda da önemli yollar kat edilebilir. Yani umuyorum bundan sonraki mecliste bu cumhurbaşkanlığı sistemi de tabii değiştikten sonra parlamenter sistemin daha güçlendiği bir sistemde ve sadece bu da yetmez cümlemi bitiremedim bir türlü ama asıl olması gereken yerelden siyasetin güçlendiği bir dönemde mahalli siyasetin ya da işte derneklerin, örgütlerin güçlendiği bir dönemde bütün bunlar gerçekleşebilir diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ettik yayına katıldığınız için. Ülkeyi son dönemde torbaya sokan bir anlayışı yarım saat gibi kısa bir sürede özetlemiş olduk. Tekrar teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Özgür yayınlar diliyorum.
Sevgili Filiz Kerestecioğlu, önümüzdeki dönem milletvekili olmayacağını, iki dönem kuralı gereğince milletvekili olmayacağını da açıklamış oldu yayınımızda ve önümüzdeki dönem Yeşil Sol Parti'nin neleri vaat ettiğini, ülkedeki temel sorun alanlarını konuştuk. Kerestecioğlu'nun özellikle İstanbul Sözleşmesi ve devamında Lanzarote Sözleşmesi gibi sözleşmeler üzerine vurguları, toplumsal cinsiyet eşitliği, LGBT artıların her alanda yaşadığı ayrımcılık ve eşitsizliğe karşı atılabilecek adımlar konusunda söyledikleri çok önemliydi. Tabii kapatırken bir torbalar memleketine dönüştüğümüzü de görmüş olduk. Bu torbalar memleketinin nelere yol açtığını ise bu hafta yayınlanan bir rapor çok çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Nedir bu rapor? Kaos GL Derneği'nin hazırladığı insan hakları raporu. Dernek 2007 yılından beri her sene Türkiye'de LGBT artan insan hakları ile ilgili geniş raporlar yayınlıyorlar. Bu haftanın raporunda da çok çarpıcı sonuçlar vardı. Programımızın kapanışında biraz o rapordan bahsetmek istiyorum ben siz sevgili izleyicilerimize. Rapora göre LGBT artı hakları son 7 yılda çok ciddi bir şekilde serbest düşüşte. Serbest düşüş ne demek oluyor? Burada LGBT artıları artık kamusal alandan tasfiye etme politikasından bahsediliyor raporda ve ihlallerin failleri kim sorusunun yanıtı ise devlet. Yani LGBT artıların da temel hak ve özgürlüklerini korumakla yükümlü olan devletin biz burada ihlalci konumunda olduğunu görüyoruz diyor. Hafta içi düzenlenen basın toplantısında da yine raporun yazarı Avukat Kerem Dikmen bütün bunları vurguladı. Bir iki çarpıcı veri var. Bunlardan biri 577 en az 577, 557 çok özür diliyorum. En az 557 LGBT artı hak savunucusunun barışçıl gösterilerde anayasal haklarını kullanırken gözaltına alındığı. Gözaltına alınma tabii burayla bitmiyor. Gözaltının ardından bu sefer polis şiddeti, işkence ve kötü muamele öne çıkıyor. LGBT artılar 2022'de 37 gününü adliye koridorunda geçirdi. Toplanma yasağından performans yasağına, kitap yasaklamaktan sembole, sansürden yayın yasağına kadar her alanda büyük bir yasaklar cumhuriyeti inşa edildiğini çok rahat bir şekilde bu raporda da görebiliyoruz. Kişisel bütünlük hakkı, gözaltıların yüksekliği ve LGBT artıları sadece kamudan, devletten gelen değil, üçüncü kişilerden yönelen suç eylemlerinin de cezasız kaldığını görmek mümkün. Raporda en az 7 genel yasaklama kararı, yani LGBT artı etkinliklerinin en az 7 kere genel yasaklama kararlarıyla yasaklandığını tespit etmiş durumda dernek. Tabii öte yandan LGBT artıları hedef alan Filiz Kerestecioğlu'yla da konuşmamızda bahsettiğimiz, hatırlattığımız nefret mitingleri 15 şehirde devlet koruması altında yapılmaya devam etti. Haziran ayında, yani onur haftalarının olduğu, LGBT artıların haklarını en çok duyurmak istediği ayda en fazla ihlalin yaşandığını gösteriyor. Bunun dışındakiler bu programda da sene boyunca tartıştığımız konular, yani nefret söylemi, barınma hakkı, LGBT artılara dönük bireysel veya örgütlü bir takım yağma eylemleri, cezaevlerindeki LGBT artıların yaşadıkları toplumsal cinsiyet eşitliği temalı etkinliklerin yasaklanması gibi çok fazla meseleyi yıl boyunca biz de burada gündeme getirdik ve önümüzdeki dönemde de seçimle birlikte özellikle Cumhur İttifakı'ndan çok yoğun bir şekilde LGBT artı haklarını ihlal eden açıklama ve uygulamalar geleceğini öngörmekte güç değil. Bütün bunlara rağmen bahsi geçen raporun başlığını dernek Özgürlüğe Yürüyelim olarak yapmış. Biz de bu yayını bu dilekle bitirelim. Umalım ki önümüzdeki seçim süreci ve sonrası LGBT artıların özgürlük yürüyüşünün nihayete erdiği bir dönem olur ve özgürlüğe hepimiz kavuşuruz. İyi haftalar.